Herkese merhaba. Eğitimden hoş geldiniz. Uzunca bir süredir masamda kitaplar yayını yapmıyoruz. Bu süre zarfında tabii ki değişen bir şey olmadı. Daha önceki masamda kitaplar videolarında da bahsettiğim gibi ben düzenli olarak her ay kitaplar almaya, kitaplar okumaya devam ettim. Ancak bu videodan itibaren masamda kitaplar videoların formatında bir değişiklik yapmaya karar verdim. Önceki videoları izleyenler bilirler. O ay içerisinde aldığım yeni kitapları bir bütün halinde tek bir videoya sığdırıyordum. Bu videodan itibaren konularına göre bağımsız masamda kitaplar yayınları yapmaya karar verdim. Hem daha kısa süreli videoların süresi kısa olacak, hem de benzer konuda olan kitapları daha iyi yorumlama imkanı olacak. Sizin de daha iyi anlayabilme imkanı olacak. Bir de videoların süresinin daha kısa olacağını tahmin ediyorum sırf bu nedenle. Bu videoda sizlere Atatürk, Cumhuriyet ve Milli Mücadele konulu kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu anlamda son zamanlarda iki kitaptan bahsedebiliriz. Bu kitaplardan bir tanesi Yılmaz Özdil'in Anka Kuşu. Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hazırladığı üçlemenin son kitabı. Daha önceden Mustafa Kemal'in hayatını anlattığı bir insan olarak değerlendirdiği zevklerini, giyim zevklerini, beslenme fikrini, arkadaş çevresini, çocukluk arkadaşlarını anlattığı bir kitap Mustafa Kemal. Tabii ki bir asker olarak, o zamanki Osmanlı askeri olarak Mustafa Kemal'i tanıyoruz Mustafa Kemal kitabında. Tabii ki Çanakkale cephesindeki Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarını okuyoruz. İkinci kitabın adı Son Cüret. Son Cüret'te de Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı dönemine ağırlık veriyor. Bu dönemde de biz o milli mücadele kahramanları, Kuvayi Milliye kahramanlarını, tabii ki çarpıcı olması açısından o dönemin vatan hainlerini de öğreniyoruz. Son kitap Anka Kuşu'nda ise Cumhuriyet'in ilk 15 yılını anlatıyor Yılmaz Özdil. Buraya girdiğimiz zaman Cumhuriyet'in gelişmesinde bütün alanlardaki gelişmeyi görebiliyoruz biz Anka Kuşu'nda. İşte eğitim alanında, sağlık alanında, kültür, efendim, siyasi alanda, ekonomik alandaki bütün gelişmeleri bu 15 yılda küçük küçük pasajlar halinde görebiliyoruz. Zaten daha önceden Yılmaz Özdil kitaplarını okuyanlar bilirler. Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesindeki köşe yazılarında da aynı yöntemi dener. Kısa yazar, anlaşılır cümleler kullanır. Bu nedenle de birçok gazete okuru tarafından, birçok kitap okuru tarafından tercih edilen bir yazardır. Nitekim Anka Kuşu şey olmadan evvel, basıma çıkmadan evvel, dağıtıma çıkmadan evvel 100 bin satışı tamamlamış bir kitaptı. Dediğim gibi Anka Kuşu Cumhuriyet'in ilk 15 yılını anlatan bir kitap. Buraya girdiğimiz zaman işte eğitim alanında köy enstitülerinin kurulması, kapatılması süreci, orada yaşananlar, efendim millet mektepleri, halk evleri gibi eğitim alanındaki gerçekleştirilmiş devrimleri, yenilikleri görüyoruz. Efendim keza gene sağlık alanındaki çalışmalar, HıfzıSıha Enstitüsü'nün kurulması, efendim Refik Saydam'ın bu konudaki katkıları, sağlık alanındaki katkılarını öğreniyoruz. Yılmaz Özdil'in kitaplarının bu üçlemenin güzel taraflarından birisi de şu. Tarihteki oluşumuyla şu anda 2020'deki izlerini de bize hatırlatıyor. Bunun yanı sıra işte Cumhuriyet fabrikalarının kurulma sürecini, bunların günümüzde kapatılma sürecine de bizi bilgilendiriyor. Bu nedenle dediğim gibi çok kısa süre içerisinde hem tarih bilgilerimizi tazelemek için hem de mevcut durumla Cumhuriyet'in ilk 15 yılındaki süreci takip edebilmek için Anka Kuşu güzel bir kitap, tavsiye ederim.
İkinci tanıtacağım kitap Sinan Meydan'ın Yakın Tarih İçin Anahtar kitabı. Sinan Meydan da tıpkı Yılmaz Özdil'in son üçlemesinde olduğu gibi Atatürk, Cumhuriyet ve Milli Mücadele'ye ilişkin kitaplar yazan bir yazar, bir akademisyen bir yazar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansında İnkılap Tarihi üzerine, Milli Mücadele üzerine yaptı. Daha sonra da Sözcü Gazetesi'nde Milli Mücadele'ye, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik yazılar yazmaya başladı haftada bir gün. Ve yazılarına başladığı andan itibaren içinde benim de yer aldığım kişiler herhalde bunu bir kitapta toplanmasını istediler ki Sinan Meydan'da birer buçuk yıllık aralar içerisinde Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan yazılarını kitaplarında toplamaya başladı. Ben de büyük bir çoğunluğu var bu kitapların. Zaten daha önceden Sözcü Gazetesi dışında hazırlanmış kitapları da var. Bu kitaplarda Yılmaz Özdil'in kullandığı stili Sinan Meydan da kullanmaya başladı. Yani tarihteki oluşumuyla beraber bunun günümüzdeki yansımalarını da yer aldı. Tıpkı Yılmaz Özdil'de olduğu gibi işte Cumhuriyet fabrikalarının kuruluş aşamaları hangi aşamalardan geçti, hangi zorluklarla geçti, işte mevcut ne şekilde kapatıldı konularını karşılaştırmalı bir şekilde veriyor. Bu nedenle ben hem Yılmaz Özdil'in hem de Sinan Meydan'ın kitaplarının önemli olduğunu düşünüyorum. Hem tarih bilgilerimizi tazelemesi açısından hem de efendim mevcut durumları daha iyi anlayabilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Sinan Meydan da öncekinde daha önceki yazılarında topladı bu kitaplarını. İşte bir önceki kitabı Yakın Tarih İçin Pusula kitabı da benzer mantıkta. Bu kitaplarda yazılar bir bütün halinde sıralanmış. Görseller de var. Bu görsellere de ulaşabiliyoruz. Sinan Meydan kitaplarındaki görseller çok daha çarpıcı, çok daha büyük. Yılmaz Özdil biraz daha kitabın kapsamını düşünerek daha küçük boyutlu fotoğraflar kullanmayı tercih ediyor. Ben bu anlamda görsellerin etkililiği açısından karşılaştırıldığında Sinan Meydan kitaplarına daha etkili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi işte bir önceki kitabı Pusula var, Hafıza var. Ondan önceki kitabı Atatürk Etkisi kitabı var. Yüzyılın kitabı var Atatürk ağırlıklı anlattı. Ama dediğim gibi kullandığı yöntem hep aynı şekilde Sözcü Gazetesi'nde yer alan makalelerini, haftada bir gün yazdığı makalelerini kitapta topluyor görselleriyle beraber. Bazılarını da tamamlayıcı yazılar, kitap için tamamlayıcı yazılar yazıyor. Bu dönemde tarih bilginizi, İnkılap tarihi bilginizi, milli mücadele ve cumhuriyetle ilgili bilgilerinizi tazelemek için ve mevcut durumla karşılaştırma yapmak için bu iki kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Okuyacak olanlara şimdiden keyifli okumalar.